...LGS sürecinde stresimi nasıl yönetebilirim diyorsunuz... ...stres var mı Tomuçum? Oo çok fazla evet, hocam. Evet stres hepimizde var. Birçok öğrencimiz bize zaten yorumlar attı. Hocam acaba ne olacak? Acaba 9 aylık çalışma yetecek mi? Kimse istediği liseye gidemiyor. stresi nasıl başlıklayacağım gibi birçok cümleleri yorumları gördük. Geçen sene de zaten hem pazar günleri yayınladığımız motivatör videolarımızda hem geri sayımlarımızda öğrencilerimiz hep şunu gördük. Hep endişeleniyorlar. Yani hani yazılıya çalışıyorsunuz. Ertuğrul yazıyla giriyorsunuz bitiyor kurtuluyor. Ama LGS böyle bir süreç değil. LGS başlıyorsun Eylül ayında. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 9 ay boyunca sabretmek gerekiyor. Hemen sonucunu göremiyorsun. Bu esnada da denemelere giriyoruz. Ve denemelerde sürekli inişler ve çıkışlar olabiliyor. Böyle bir iniyor sonuçlar bazen yükseliyor, bazen iniyor, bazen yükseliyor, bazen iniyor. Esasında temelde çok dikkatli baktığımızda ne oluyor Tonguç'un? Netlerimiz yükseliyor hocam. Harikasın netlerimiz yükseliyor. Bak dikkat edersen yükseliyor. Ama Ara ara bu iniş çıkışlar bizim gerçekten moralimizi çok bozuyor. Bizi stresi sokuyor. Peki bu stresi nasıl baş edeceğiz? Acaba gerçekten stres gerekli mi? Şimdi birincisi Tonguç'um sınav stresi çok normal bir şey. Yani senin stres duyman harika bir şey. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür etmene gerek yok. Gerçekten alkışlıyorum. Neden? Çünkü kazanmak istiyorsun. Çünkü başarmak istiyorsun. Kazanmak isteyen bir öğrenci, başarmak isteyen bir öğrenci bununla alakalı stres duyar. Ama hiçbir hedefi olmayan, hiçbir hayali olmayan bir öğrenci aman der zaten hiçbir stres duymaz. Dolayısıyla sen kazanacağın için başarı ve şu anda bizi izleyen arkadaşlar için de bu geçerli. Kazanacağınız için ve başaracağınız için şu anda tatlı bir stres içerisindesiniz. Ama fazlası... Olursa birazcık zarar olabiliyor. Dolayısıyla stresin normali daha fazla çalıştırıyor, heyecanlanıyor. Acaba çalışmalıyım? Acaba karakter bitirmeliyim diyoruz. Ama azı e, azı veya da normal hiç iyi. Fakat fazlası olduğu zaman bir anda insanda e, stres e ...vazgeçilmez hale gelip artık ona zarar verebiliyor. Peki stresi yönetebilmek için ne yapmamız lazım? Uyku önemli. Günde kaç saat uyuyorsun Tonguç'um? 20 saat uyuyorum hocam. Günde 20 saat uyursan diğer zamanlarda vakit kalmıyor ki Tonguç'um. Gerçekten kaç saat uyuduğunu söyle yani. En çok uyuduğu saati sormuyorum. Normalde kaç saat uyuyorsun? 10 saat hocam tamam tamam. 10 saat uyuyorsun tamam. 10 saat esasında birazcık fazla. Bu sene sınav senesi olduğu için 8 saatte uyuyabilirsin. Ama eğer 8 saat uy uyuduğunda uykun alamıyorsan 10 saatte uyuyabilirsin fark etmez. Fakat temelinde... En az 8 saat düzenli uyku lazım. Nasıl karnımız acıktığında yemek yiyoruz. Nasıl susadığımızda su içiyoruz. Uykumuz geldiğinde de uyumamız gerekiyor. Uykumuzu güzel bir şekilde alırsak bu bizim için çok değerli. Bir de sağlıklı beslenme de önemli. uykuyla alakalı bir detay daha vereceğim Tonguç sana. Gün içerisinde bazen kendini çok yorgun hissediyorsun. Evet ya, yorgun ve bitkin oluyor. Bu çok normal diyorum. bir şey. Niye? Bütün gün koşturuyorsun, okula gidiyorsun, geliyorsun bir şeyler oluyor ve yorulabiliyor. Bununla alakalı şöyle bir yöntem söylüyor uzmanlar. Şimdi şöyle bir gün düşünebilirsek. Gün kaç saat Tonguç Bir gün 24 saat. 24 oluyor. saat harikasın. Şimdi 24 saati şöyle üç parçaya böldüğümüzde bak. Üç parçaya böldüğümüzde bunun bir parçası yani 8 üç yani 3 kere 8 24 ya. Bir parçasında sen uyuyorsun esasında. Burası uyuduğun saat olsun tamam mı? Burası uyku saati. Şimdi burası uyku saatinde şöyle uyku yazayım maviyle. Uyku saati haricinde diğer zamanlarda da çalışıyorsun. Yani gece saat atıyorum ee, onda 10'da yatıyorsun. 10 artı 8 ne eder? sabah altta kalkıyorsun 12'de yatıyorsun işte sabah 8'de kalkıyorsun diyelim ki. Burada kalktığın zaman sabah uyandığın zaman şuradan itibaren sabah 8'den kalktıktan sonra akşam işte 12'ye kadar sürekli uyanık kalmak insanı gerçekten yoruyor. Bununla alakalı yapman gereken şey burada da stres olabiliyorsun, gerilebiliyorsun. Hani insan acıkınca çok sinirlenir ya. Açken sen sen değilsin derler. Aynı şekilde uykusuzken de sen sen değilsin. Dolayısıyla şöyle aralarda bir uyku daha serpiştirebilirsin. Yani buraya da bir bir saatlik, bir iki saatlik uyku gerçekten gününün iki yeni bir gün olmasını sağlar ve daha az stresi, daha verimli çalışmanı sağlar. Dolayısıyla normal büyük uyku haricinde gün içerisinde de böyle bir yarım saat dinlenmek, gözlerimizi kapatmak ya da bir saat uyumak bize çok faydalı olacak. Sağlıklı beslenme de önemli çünkü yediğimiz içtiğimize dikkat etmezsek bu da bizim zihnimizin daha az çalışmasına, zihnimiz daha az çalışmasına soru yaparken moralimizin bozulmasına sebep veriyor. Dolayısıyla iyi beslenmek zihnimizin çalışmasını ve soruları doğru yapmamızı sağlıyor. Şimdi birincisi diğer kısma geldiğimiz yani tamam iyi kumumuzu yaptık, yemeğimizi yedik çok güzel. Her gün farklı bir derse çalışmak da bizim için önemli. LGS hazırlık sürecinde biliyorsun toplamda 90 sorudan sorumluyuz. Bunların kaç tanesi sözel Ali Ela'nın? 50 tanesi sözel. Harikasın. 50 tane sözel. O zaman şuraya yazıyorum. Sözel soru sayısı 50, sayısal soru sayısı da 40. Şimdi sayısal soru sayısı 40 ama burada sayısal dersler daha önemli. Biliyorsun matematikte 20 soru var. Fende 20 soru var. Türkçede 20 soru var. İnkılapta 10 soru. İngilizce'de 10 soru. Dinde 10 soru var. Ama bu 20 soruluk kısımlar yani Türkçe matematik fenin kat sayısı bunlardan daha fazla. Dolayısıyla biz en çok hangi dersleri çalışmalıyız? En çok Türkçe matematik fen çalışmalıyız. Harikasın. Diyeceğim. Türkçe matematik fene daha çok çalışmalıyız. Ama bu demek değildir ki diğer dersleri es geç. Hayır. Diğer dersler de önemli. Çünkü buralarda yaptığımız hatalar çıkarsa buralardan telafi edeceğiz. Dolayısıyla her gün farklı bir alana da çalışabilirsin. Yani bir gün sözel derslere çalışırsın, bir gün sayısal derslere. Sözel derse Türkçe'ye sıkıldıktan sonra birazcık fen çalışabilirsin. Gün içerisinde iki farklı derste çalışabilirsin. Ama mutlaka o günlük bir hedefin olmalı. Ben bugün matematikteki şu 100 soruyu bitireceğim de belisin ve ona odaklanmalısın. Ve düzenli bir program olmalı. Bizler sizlere LGS programımızı her şeyi düzenli bir şekilde veriyoruz. Gün gün Instagram'ımızı takip ederseniz bugün bu videomuz yayınlanacak. Ardından bu testleri çözüyoruz. Bunları yap diye çok güzel bir şekilde sizlere LGS programı veriyoruz. Ona da mutlaka ulaşmalısın burada iyi butona tıklayarak. Ve sağlam adımlarla ilerlemen lazım. Yani ne yapacağını bilirsen işte bugün... 100 soru Türkçe çözeceğim. 20 soru fen çözeceğim. 30 dakika kitap okuyacağım dediğin zaman ve bunların hepsini yaptıkça tamamladıkça fıt diye üzerine çizip bunu da yaptım, bunu da yaptım dediğin zaman gerçekten çok ciddi bir motivasyon da elde edersin. Bunları tamamladım ve bitirdim. Oh kurtuldum gittim demelisin. Sağlam adımlarla gerekiyor. Şimdi stres dengüsü şöyle bir şey var. İlk başta öğrenci diyor ki e, sınavda strese gireceğim diyor. Performansı düşüyor. Sınava hazırlanamıyor. Olumsuz geçiyor sınav yeniden sınav bu döngü sürekli devam ediyor. Dolayısıyla esasında öğrencinin yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi kendilerine güven sıkıntısı. Mesela Tankut'um, sen bir arkadaşına gelip de diyelim ki Tankut'a başaramayacaksın der Hayır misin? Hayır hocam niye söyleyeyim Sen öyle? çok kötüsün asla olmayacak der misin? Hayır hocam. İşte soruları çözsen de yapamıyorsun Tankut vazgeç artık der misin? Hayır hocam. Demezsin yani eğer onu gerçekten seviyorsan bir arkadaşına asla kötü söz söylemezsin. Peki kendine söylüyor musun? Oo çok söylüyorum hocam kendime. Kendine böyle şeyler söylüyorsun yani yapamayacağım ben olmayacak vazgeç artık diyorsun. Sen sevdiğin bir arkadaşın hatta sevmediğin herhangi birine bile kötü söz söylemezken onun motivasyonunu düşürmezken acaba niye kendine böyle acımasız davranıyorsun? Dolayısıyla kendine bu acımasız davranmaktan vazgeç. Aynanın karşısına geç ve de ki kardeşim Tonguç, yani kendine kardeşim diyeceksin artık. Ben bu işi başaracağım diyeceksin. O zaman ne diyoruz Tonguç'un evladımın aynanın karşısına geçen? Başaracağım, yapacağım diyeceğiz. Harikasın. Başaracağım diyeceğiz. Yapabileceğim diyeceğiz. Başarırsak sözcüğünü sözlüğümüzden çıkaracağız. Çünkü başarırsak gerçekten yapabiliriz. Olumsuzluk cümlelerini atacağız sözlüğümüzden ve başaracağımıza inanacağız. Ve çalışmaya tam gaz başladım. Bununla başa çıkabilirim, rahatım. Motivasyonum yüksek diyeceğiz. Ve kendime inanıyorum döngüsüne ulaşacağız. Çünkü... Arada bir hatalar, arada bir iniş çıkışlar her zaman olacak. Yani hiçbir zaman şöyle olmuyor. Başarılı insanlar hiçbir zaman şöyle yapmıyor. İşte işini kurdu, başarılı oldu, zengin oldu ve çok başarılı Öyle bir şey olmuyor. İflas ediyor, olmuyor, vazgeçiyor, başarısızlar yaşıyor, inişler çıkışlar oluyor. ve hatta işte başarılı olmuş insanların ya da işte mesela Edison... Ya ampülü defalarca deniyor, 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 deniyor. Bir, en son birinci bulabiliyor. Ama diğer 999'unu hata olarak görmüyor. Onu tecrübe olarak görüyor. Dolayısıyla bizler de hata yaptığımız zaman ne yapacağız sonuç Eylül Üzülüp ağlayacağız hocam. Ne Hayır, yapacağız üzülmeyeceğiz. Bacak. Hata yaptığımız zaman sevineceğiz. Çünkü hata yaptığımız zaman artık bu hatayı sınavda yapmayacağım diyeceğiz. Artık bu yanlışlığı sınavda yapmayacağım diyeceğiz. Yani şöyle düşün. Şöyle bir çizelge çizeyim sana. Diyelim ki Matematikte işte çarpanlar ve katlar konusu. Çarpanlar ve katlarla alakalı gelebilecek 10 tane soru tipi var. Birinci soru tipi, ikinci soru tipi, üçüncü soru tipi, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu soru tipi. Sen konuyu öğrenirken birinci soru tipini görüyorsun. Tamam, güzel. Sonra bir tane daha test kitabından çözüyorsun ikinci soru tipini görüyorsun. Sonra bir soru bankasından daha çözüyorsun üçüncü soru tipini görüyorsun. Bir soru bankasından daha çözüyorsun dördüncü. Zoru bankasından çözüyorsun beşinci soru tipi. İşte örnek sorulara bakıyoruz altıncı soru tipi. O bayağı soru çözüm değil. Bırakırsan ne oluyor? olmuyor. Esasen şu anda sadece 6 tane soru tipi gördüm. Eğer sınavda, eğer sınavda sana 7. 8. ya da 9. soru tipinden gelirse ne yaparsın? Sıkıntı. Sıkıntı yaşarsın. Dolayısıyla bak buraya yazıyorum şöyle. 7 8 9 onuncu soru tipleri şu anda ne veriyor? Kırmızı alarm çalıyor. Harikasın. Kırmızı alert veriyor. Yani düvüt, düvüt, düvüt bunları çözmedi diyor. Deneme sınavına girdin. Buradan soru tipi gelirse a yaptım diyorsun çarpanlar ve katları. Buradan soru gelirse yaptın diyorsun. Buradan geliyor yapamadım diyorsun. Halbuki bu soru tiplerini de görseydin artık çarpanlar ve katlardan hiçbir şekilde hata çıkmayacaktı. Mesela sözcükte anlam konusunda hiç hata çıkıyor mu kolay kolay? Hayır hocam çıkmıyor. Çıkmıyor çünkü günlük hayatta zaten sözcükte anlamı defalarca denediğin için, defalarca kullandığın için sözcükte anlamla alakalı her tür soru tipini görmüş oluyorsun. Yani sınava girince de her tür soruyu yapabiliyorsun genellikle. Böyle hiç duymadığın bir sözcük gelirse yapamıyorsun. İşte aynı şekilde sen de matematikte, fende, de, inde Türkçe mesela filmsiyle alakalı gelebilecek soru tiplerinin hepsini gördüysen hepsini yapıyorsun. Ama son soru tipini görmediysen sınava kadar birçok soru tipini yaptın 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 ama son soru tipini görmediysen sınavda o soru tipinden soru gelirse maalesef ki hata yapıyorsun ve üzülebiliyorsun. O yüzden biz sınava kadar görebileceğimiz tüm soru tiplerini göreceğiz. Yapabileceğimiz tüm hatalar yapacağız. Ve hata yaptığımız zaman diyeceğiz ki oh be bu hata yaptım ama soru çözümü yaparaktan bunun doğru cevabını öğrendim diyeceğiz. Bir de tabii ki Aile desteği de çok çok önemli. Yani çalışmıyorsun yapamayacaksın. Böyle şeyler evet, söylüyor mu anne? Evet çok söylüyor. Sana? Hep kendin için çalışıyorsun benim için değil. Kuzenin böyle komşu çocuğu şöyle öyle de böyle. Evet anneler genelde kendin için çalışıyorsun der ondan sonra. işte kuzenin daha çok iyi çalışıyor dediklerini ben çok duydum. Senin söylediğin işte kendin için çalışıyorsun benim için çalışıyorsun cümlesini anneler çok söylüyor. Ama esasında onların... ...bu tarz cümleleri bize eğer demotive ediyorsa, yani motivasyonumuzu düşürüyorsa... ...annemizle, babamızla bize böyle şikayet ediyorlarsa yapamazsın, edemezsin diyorlarsa... ...onları e, sakinleştirmenin, daha doğrusu kendi motivasyonumuzu azaltmalarını önlemenin yolu şu... ...onlara diyeceğiz ki, anne baba sizi çok önemli bir şey konuşacağım. Sizden bir randevu istiyorum. Yarın akşam yedide veya bugün akşam yedide lütfen televizyonu kapatalım, her şeyi kapatalım. Lütfen beni bir beş dakika dinlemenizi isteyeceğim diyeceksin. Onlar, al ala diyecek, ne oluyor acaba, ne açıklayacak, ne oldu acaba falan... Brandoyu isteyeceksin. Böyle bir randevu isteyebilir misin Tonguç? Evet yani? isteyebilirim. Sonra aile meclisine oturttuktan sonra karşına aldıktan sonra abin, ablan herkes olabilir o aslında. Diyeceksin ki sevgili ailem sizleri çok seviyorum ama sizden bir isteğim olacak. Sizin çalışıyor musun? Az çalışıyorsun. Bak kuzenin daha çok çalışıyordu. Biz ise kendin için mi çalışıyorsun? Benim için mi çalışıyorsun? cümleleri artık bana söylemeseniz eğer tabii motivasyonu azaltıyorsa söylememeniz gerekiyor. Eğer söylerseniz benim motivasyonum düşüyor ve çalışamıyorum diye sadece bir kez söyleyeceksin. Ve bunu söyledikten sonra teşekkür ederim deyip kalkacaksın. Bak başka hiçbir şey söyleyeyim. Bunu bir kere söylersen ve böyle ciddi bir ortamda onları karşına alıp söylersen bir daha hiçbir zaman seni rahatsız etmez. Ama annen çalış dediğinde ya anne bana çalış anne bana çalış anne ben... 50 kere söylersen artık o kaybolup gidiyor. Onun önemi kalmıyor. Ama bunu ciddi bir şekilde bir kere söylersen ailen de artık senin sana destek veriyor ve gerektiğinde sana İçinden gelse bile çalış çalış demiyorlar. Bir de düzenli çalışma ortamı da çok önemli. Biz ders çalışırken yanımızda telefonumuz olmalı mı? Tomlucu? Evet hep yanında olmalı. Hayır olmamalı. Uçak modunu alırız hocam. Hayır uçak modunu alsan bile olmamalı. Çünkü uçak modunu alırsan bile yine telefon orada. Canın sıkıldığında bir anda telefona geçebilirsin. Halbuki sen sınava girdiğinde bir saat boyunca nasıl bir şekilde telefonsuz yanında başka bir şeysiz sınava giriyorsan ders çalışmaya girdiğinde de yanına telefonu falan almayacaksın. Düzgün bir şekilde oturacaksın masanın başına ve telefonun dışarıda her şey düzgün bir şekilde hazır. Başlayacaksın derse. Derse başladın. Diyelim ki derse de kitap okuyacaksın. Diyelim ki bu kitabı okumak, kitap okumak da çok faydalı çünkü. Kitabı açtın okuyacaksın. Sıkıldın mesela. O zaman kitabı kapat böyle bekle. Derse, derse de başlamasan bile kitap okumaya da başlamasan bile bekle. Çünkü o görevi yapana kadar kalkmadan orada oturmak zorundasın. Nasıl okula gittiğinde Dersden çıkıp gidemiyorsun bek, beklemelisin. İşte test çözerken de herhangi bir 8. sınıf test kitabından test çözerken de mutlaka mutlaka o ödevini belirledikten sonra eğer canın sıkılırsa soruyu yapamadın mesela moralin bozuldu veyahut da konuyu anlayamadığını düşündün. Ben kalkacağım dedin kalkmayacaksın veyahut da ben telefona bakayım dedin bakmayacaksın. Niye? Çünkü diyelim ki. Türkçe'yi açtın, Türkçe kitabını çözüyorsun. Başladın, burada takıldın sorulara. Karakodu okuttuğun sorularını çözmeni izledin ama yine de bile moralin bozuldu. Biraz veya çok iyi yaptım moralim düzeldi. Ama an kalkayım artık. Hayır, kalkmayız. Kapatacaksın kitabı, bekleyeceksin. Veya da mesela matematik çalışıyorsun. Matematik biraz daha zorlanıcı oldu çünkü sorular daha zor. Takıldın ya. Yani. Kapatacaksın, bekleyeceksin böyle. Bekliyorum diyeceksin. Kalmayacağım aslında. Çünkü ben işte saat 11'de oturduysan derse 11 ile 12 arası ders çalışamam demişsin. 11 buçukta bozulmuş. O moralin bozulmuş. Kalkmayacaksın. Mutlaka bekleyeceksin. Bu şekilde ben bu masadan kalkmayacağım. Kitabı da açmıyorsam, ders çalışmıyorsam da masadan kalkmayacağım diyeceksin. O da senin bir şekilde çalışmanı sağlar. Unutma. Motivasyonu olmayan bir öğrenciye her şey kaygı verir. Ama motivasyon olan bir öğrenci, hedefi belli olan bir öğrenci asla vazgeçmez. Bunu zaten önceki videolarımızda söylemiştik. Mutlaka bir hedefimiz olacak. Senin hedefin neresi olmuş herhalde Kabataş Erkek Lisesi hocam. Harikasın. Kabataş güzel bir hedef. Başka liseleri de hedeflemelisin. Kabataş Erkek Lisesi'ni hedeflediğin gibi ardından da Aylık hedefin ne? Olur? Aylık hedefin ne? Soru bankasını çözeceğim. Çok güzel. Soru bankasını bitirmek. Hangi soru bankasını bitirmeyi düşünüyorsun? Türkçeyi. Türkçe taktikli. Evet harika. Bayağı zor yani. Bunların hepsini bitirmen çok zor ama eğer bitirebilirsen harika. Peki günlük hedefin nedir sonuç Herhalde? 300 benim? soru çözmek hedefi. 300. 300 soru çözmek. Harika. Günde 300 soru da çözebiliyorsan harika. Tabi bunların hepsi yeni nesil olur mu matematik olur mu bilmiyorum. O ama bu kadar güzel hedefler koyuyorsan ve bunları tamamlarsan gerçekten burada bakın buna benzer bir sistemle çalışan bütün öğrencilerimize burada söylüyorum. Mutlaka mutlaka çok güzel liseleri hayallerinizi kazanabilirsiniz. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın. Yorumlara olan. Şimdiden sizleri çok seviyorum. Görüşürüz hocam. <laughs>